Merhabalar arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda yine KYK serisinin devamı olan sizlerden gelen soruların birçoğunu cevaplandırmaya çalışıyorum. Bu sefer arkadaşlar genellikle izin sürelerini sormuşlar KYK'da. Sonuçta durmadan orada kalmayacağız. Sınavlardan sonra ailemizin yanına gideceğiz. Ne bileyim, çeşitli etkinlikler olacak, festivaller olacak, onlara katılacağız ve buralarda yurttan izin almamız gerekiyor. Bu izin süresini bana soru olarak belirtmişsiniz. Ben de hemen bunu açıklayayım sizlere, bir açıklık getireyim. Arkadaşlar, tam olarak izin süreniz 75 iş günüdür. Hemen böyle şey yapmayın, 75 gün falan vesaire, yaz tatillerini vesaire eklediğiniz takdirde çok az bir süre kalıyor, ne yapacağız, ne edeceğiz gibi bir telaşa kapılmayın arkadaşlar. Hemen bununla açıklık getireyim yine. Normal tatil süreleri bu 75 iş gününden gitmiyor. Yaz tatili ve yarı yıl tatili. Bunun dışında iş günü olduğu için hafta sonları bu süreden sayılmıyor. Bayram ve diğer tatiller yine bu süreden sayılmıyor. Bu yüzden gayet rahat bir şekilde 75 gün size fazla fazla yetiyor arkadaşlar. Ben eti topu toplamda, yani birçok etkinliğe de katıldım, birçok şeye de var oldum. Toplamda 8 veya 9 iş günü yani devamsızlık yapmışımdır veya yapmamışımdır. Bu yüzden kafanız rahat olabilir. Arkadaşlarınızın evinde de kalabilirsiniz tabii ki bu sürede. İzin alarak yurtlardan herhangi bir problem olmuyor. Yalnızca sadece izinle ilgili olarak şöyle bir problem var. Saat tam yurtlar normalde genellikle bütün yurtlar gece 11'de kapanıyor. Yani gece 11'de içeri giremiyorsunuz. Ve sabah 6'dan önce de dışarı çıkamıyorsunuz. Yurtlarda da bu izin alma süresi saat 10'da kapanıyor. Yani ondan sonra izin alabilmeniz için yalnızca yurdun içerisinde olmanız gerekiyor ve yurt memuruna bizzat olarak başvurmanız gerekiyor. Ben şu tarihler arasında izin alacağım, izin girişi yapar mısınız şeklinde. Ancak bu şekilde izin alabilirsiniz. Yani cep telefonundan, ne bileyim, web sayfasından vesaireden, bu tarz şeylerden izin alamıyorsunuz son 1 saat içerisinde. Saat 10'a kadar bu şekilde. Daha sonrasında tabii ki bu süre yine sabah 6'da tekrardan açılıyor. Sabah 6'dan yine 10'a kadar rahat bir şekilde izin alabiliyorsunuz. Bunun da tabii ki ilgili web sitesi var. Kendisinin yapmış olduğu gencizbiz.com muydu, .org muydu, öyle bir şeydi. O adres üzerinden bu izin işlemlerini sağlıyorsunuz. Zaten bütün KYK ile ilgili aslında işlemleri oradan görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu videoda da izin süresinin ne kadar olduğunu, izinle ilgili diğer çeşitli bilgileri sizlere aktardım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Video ile ilgili olarak da yorumlarınızı aşağıda görmek istiyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz de bu tarz videoların devamı geleceğini sizlere bildireyim. Bu yüzden kanalıma abone olabilirsiniz. Açıkçası olursanız da sevinirim. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. And I can feel your pain now. I never got the chance to explain how nothing ever quite feels the same now. I wish that I could just forget your name now.